Gülizar'ın marifeti yetmedi. Bir de bu kadın döndü mahalleye. Yakında tek milkerhaneye dönecek burası. Sahi kız, hala içeride mi o soyha? He ya, içerideymiş. Şunu da şöyle koyalım. Sağ olasın. Biraz güneş iyi gelir ha. Dur, 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 su getir. Gözün aydın Zehra bacı. Evlendiriyor musun kızı? Sağ olasın. Darısı senin başına. Düğün bugünmüş, he mi? He, nasipse. Niyetimiz herkesi çağırıp davullu zurnalı bir eğlence yapmakta ama... malum büyük kulüp, ufak yer. Ancak hısım ahraba. Nohut'u pazara çıkarmışlar. Bundan sonra adım Leblebi demiş. Sizin neyinize büyük kulüpte düğün yapmak? Hoş geldin bacım. Hadi geç, buyur içeri. Yok, hiç girmeyeyim Hacer. İşim başımdan aşkın. Malum bu akşam Güllü'nün düğünü var. Şu davetiyeyi getirmek için geldim. Bu olmayınca içeriye almayacaklarmış. Oo. Demek ölmeden büyük kulübü görmekte nasip de varmış. Ay, kusura kalma Reşit Efendi. He. Sadece Hacer diye söylediler bana. Tamam canım. Biz de büyük kulübün meraklısı değiliz. Al. Ezelden beri derim. Güllü pek bir hakikatli. Ne oldum delisi de olmadı hiç. Bak Hacer teyzesini de unutmamış. Akşama bekliyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Hadi. Kızım bu gece evleniyormuş Asma. Yapma Cemşir. Bak doktor ne dedi? Kendini üzmeyeceğim. Yapma. Cemşir'e, Asuma, açın hele. Ramazan efendi, hayırdır? Ciddiye yaktılar, biliyor musun? Sabi'nin durumu kötü. Hastanede kan gerekiyor. Benimle gelsene, Allah'ın sen. Ha, tamam, hemen. Ramazan. Kızım var. Güllü'yü Cemşir ağa, Güllü'yü. Kemal'in durumu iyi değil. Bebeği ateşlerin içinden çekti, çıkardı garip. Şimdi o da hastanede, durumu fena. Hadi kurban olayım, yetişecek. Hadi. Hadi. Gel, gel. Ateş düşüyor. Ali İlişçik Hanım. Yavrum benim. Kuzum. Asu. Sağ olasın. Hanım. Kemal Bey de iyileşecek inşallah.
Cemşir Efendi'nin de aklı burada. Ama gelemedi. Sağır Cemşir'i soran olmadı. İşim bitti. Var git hadi. Cemşir bize lazım de. Asuman. 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 Cemşir, ben senin hayatına girdiğimden beri hep bela getirdim sana. Ne kadar istesem de artık yapamam. Senin bir ailen var. Ben bunu unutamam, yok sayamam. Sana veda etmeden gideceğim. Çünkü yüzüne bakarsam hiç gidemem diye korkarım. Öylesi bir acıdan sonra senin yerin karının, kızının yanıdır. Onların sana ihtiyacı var. Bundan böyle kalbimde taşıyacağım seni. Sen de öyle yap. Kızını, karını yalnız koyma. Onlara babalığını, kocalığını göster. Senden tek dileğim bu. Hakkını helal et Cemşir. Al sonu. Neden kapıyı açmıyorsun? Bak ben merak ettim. Asuman nerede? Gitti. Gitti mi? Nereye? Mektup yazmış. Bir veda etmeden gitti. Ama yakında ben de gideceğim. Sen de mi gideceksin? Hı. Nereye?
Ola. Hamza'nın gittiği yer. Kemal'in gittiği yer. Saçma sapan konuşup durma. Sanki vaden dolmuş gibi. Sonunda hepimiz o dört kolluya binip gideceğiz. Acelenle. Benim badem doluyor işte. Ya insan ne zaman ölebileceğini bilebilir mi Cemşir? Aslan ulaştı. Karaciğerim böyle isyan etmiş, iflas etmiş. Kötüymüş, doktor söyledi. Hani insan gününün saatini bilemez ama... senin anlayacağın ben bu kış... portakallar göremeyeceğim. Kötü müymüşün? İçki mi içki içmek yok kardeş bundan sonra. Hey, hiç içki yok kardeş. Kimseye demeyeceksin ama ben kimseye demedim. Bak son zamanlarda seninle aramız kötü, kötü olaylar yaşadık ama... sen beni seversin Reşit. Söz ver bana, kimseye demeyeceksin kurban. Çok mu kötüymüşün? Söz ver kurban. Demeyeceğim. Söz kurban, söz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.